Ya ya. Oha! Bunu başarmanın gururu. Hoş geldin Selam. Hoş buldum. Hemen. İşte ben beni böyle karşılıyor canım arkadaşım. Evet ben benim. Her çok sabah programından sonra karşılama şeklimin bu olduğunu. Bu sizlerin şerefine. Bu bizi izleyen tüm dostlarımızın sağlığına olsun inşallah. Bu onu gördüğünüz bu şişenin içinde aslında gazoz var. Ay. Aşkım seç. Hangisini istiyorsun? Hangisi sensin? Oh, sen gelin. Gerçekten yani şu sorular için. Bunun şerefine bir gazoz içeriz artık. Bir insanda önce neye bakarsın? Bak bu bende çok önemli bir şey biliyor musun? Bir insanda demeyelim, bir erkekte diyelim. Ya da tam kadını da ekleyelim. Hadi insan olsun. Gözlerine bakarım. Bakışlarındaki samimiyet çok önemlidir. Erkek ya da kadın. Ona baktığında ne hissediyorsun Selam? Korku. Benden. Korku. Endişe. Deme bari. Yiyormuş. Şu anda benden. Mesela bak ben bir erkekte ilk önce mesela ayakkabı. Ama bir insanda diyorsun erkekte diye. Tamam bir insan erkek. Tamam önce erkekte. Tamam bir erkekte önce neyine bakarım? Dişlerine. O da var ha bende. Dur düşündüm de şu an kopya çekmiş gibi olmayayım. Bir şey söyleyeyim birçok kadın aslında aynıyız ya. Bazıları böyle kendine oynuyor da. Ben ruh güzelliğine bakıyorum. Ay yap be. Ben önce erkeğin ayakkabısına. Aa evet çok önemli. Saatine. Çok materyalist buldum. Buyurun. Ama o istem dışı. Yani aksesuar. Belki bende o aksesuar şeyi merakından. Var. Bir de mesela o pantolon. Eğer böyle popoyu sıkıyorsa, kısaysa falan var ya orada. Ben zaten orada hani ayakkabı saate bak o gitti zaten. Bitti böyle. Oraya kadar gelemiyorsun zaten. Sonra aşağıdan geliyorum bak farkındaysan. Geliyorum en son dişine kalıyorum. Kısa paçalı, dar pantolon erkek. Zaten dişine kadar yaptıysa ondan sonrasında orayı halledersin. Valla temizliği çok önemli. Elleri çok önemli. Tırnakları, tırnaklarının temizliği mesela, çok önemli. Böyle kılmıl falan filan bir erkekte çok böyle tüy. Ay bir şey söyleyeceğim. Onu nereden görüyorsun kılını mılını? Burada gömlek giyince buradan fışkıran insanlar da bu. Ama yok onları mu? Böyle jiletlemeleri de çok itici duruyor. Ay jilet de kötü. Adem ne yapıyorlar kız onlar? Lazer mi yapıyorlar? Yani mesela çok fazla kıllı ve tüylüyse lazer yapsın ama onları jiletlemesin ya. Her şey lazer yapsınlar. Yıllık ne kadardı? 3000 liraya ay, bir bana lazer fenomen, yapıyorlar. Bana fenomen demeyin. Gerçekten içim şişti hepsinden. Çekiyorum soruları şu anda. Geliyor. En utandığın an ne zaman? Ama bunu böyle genel düşün. Çok utandın. Sahnede mi, şeyde mi, ne bileyim arkadaşlarınla mı, AVM'de mi? Sanki var bak şu an gözlerden okuyorum. En utandığım bir an var. Hem de bayağı utanmışsın. Şu an sanki fal bakar gibi hissettim. Şu an ağlıyormuş utandım ben diye. Utandım diye. Ay okulda altıma işemiştim. İlkokul yıllarına döndük şu anda. Ama bir şey söyleyeceğim. Tamam olabilir bunu hepimiz yaptık. yaptık yani bunlar. Şu an hani yetişkin devrinde en utandığın döneme dönebilir miyiz? Ama bunu anlatmam lazım. Anlat. Hadi aşkım. Abi dersteyiz. Kaçıncı sınıf bu arada? Tuvalete gidebilir miyim? Ne bileyim 3 mü 4 mü artık? Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Sınav oluyoruz ders ama bu arada sınav var. Ben de yine en öndeyim zoppik gibi. İlla ben böyle hocanın gözünün önünde olacağım. Çünkü her türlü şeyi yapma ihtimalim var ya. Gözümün içine bakıyor, kıpırdayamıyorum. Sallanmaktan bir türlü testi çözemiyorum. Benim tuvalete gidebilir miyim? Hayır, az kaldı zaten falan filan derken yanımda böyle su şişesi vardı. Su şişesini açtım. Su şişesi dökülürken ben de o sırada saldım. Oo. İlla o su şişesini açmasan yapamayacağım. Hayır, su şişesi. Su sesi olacak orada ama aşağıda saldın, dökülüyor gibi yaptın. Su dökülmüş gibi yaptım ama karıştı birbirine. Ay, öyle bir hikaye şu an anlatınca bende de vardı. Şu an utandım. Bak. Ben biraz daha şeydim ama 3 falan değildim herhalde. Bir 5'im vardır yani rahat. Otobüsteyim. Ordu'ya gidiyorum. Ben ne bileyim hayatımda o kadar uzun bir otobüs yolculuğu olduğunu uçağa da binmemişim daha küçüğüm. Adam bize su getirip duruyor, su getirip duruyor. Ben de sürekli su içiyorum, su içiyorum ama onların durakları varmış. Evet. Ve o duraklarda durana kadar aradan bir iki saat geçecek. Hatta sorup duruyorum ne zaman duracağız, ne zaman duracağız. Duramadık. Su döktüm üstüme. Üstüme su. O var ya
harbiden bu şurada sorduğun herkes bunu yapmadıysa ne olayım? Bak ciddi söylüyorum. Evet, yaptınız değil mi arkadaşlar? Bak asla söylemezler çünkü biz dürüst insanlarız. Yok söylemezler. Değil. Ben asla bir şey yapmadım. Ay, bazı insanlar öyle bir yaşıyor ki tuvalete bile gitmiyorlarmış gibi. Bakarsın o insan gaz bile çıkartmıyor. Çıkartmıyor. Yani onların hepsi birer melaike. Onların hepsi birer idol ve birer böyle heykel. Dedi ya gaz bile çıkartmıyorlar. Onlar gaz çıkarmaz. Onlar asla tuvalete gitmez. Çünkü onlar bay ve bayan mükemmel. Abi. Ama Selo'ya geldiğim zaman mükemmelliyetçiliğimizin son noktasındayız. Ünlüler de tuvalete gidiyor. Ünlüler de gaz çıkartıyor. Ünlülerin de bazı böyle onlar de... ünlü çıkartıyor. Tabii yarabbim Allah'ım ya. Ama yani böyle oynayan insanları, seven insanları da anlamıyorum. Yapmacık insanı oynayayım. Ben yapamıyorum ya ama ne yapayım? Ama artık dışarıdan da öyle gözüküyor. Sanki buradan da kopya çekiyorum bu arada. Sen üç dersin kalsın. Bul bakalım aşkım. İlk platonik aşkın kimdi? Ay. Tanıdığımız olabilir mi? Ben de bileyim. Mesela hani dışarıdan da göreyim. Aşkım ben hiç platonik olmadım ki. Kime aşık olduysam zaten. Gerçekten mi? Hiç. Ya şöyle. Hani sen böyle acaba benden hoşlanır mı? Acaba ben ondan hoşlanıyorum ama beni görüyor mu? Beni hissetti mi? Ya da baktı mı? Göz kırptı. Ya ne bileyim böyle şey olmadın mı? Adam ama hiç alakası yok yani. Ama sen ona hissiyatın var. Yok adamın alakası. Ya şöyle alakası olmayan bir adam şimdiye kadar olmadı. Yani hep ben zaten şimdi ukalalık gibi algılanmayayım ama kendi başıma yaşamadım o duyguyu. Bilmiyorum ama... Var ya. Ortaokulda var ama onlar da çok dikkat çekmiyor Pınar. Dikkat hayır yani olabilir o ortaokulda çok küçük ya. Ay o çocuk bu arada sonra da çok meşhur bir şeyin mesela kalecisi oldu. Kıvanç Tatlıtuğ çok hoş bir adam mesela aile dizisinde her kadın oturuyor karşısına bakıyor izliyor. Hmm. Mesela Özcan Deniz sahneye çıkınca bütün herkes bakıp izler. Hayatım şimdi hayranlıkla beğeniyle platonik aşk olmak arasında fark var. Yani benim öyle bir aşk durumum olmadı. Karşılıklı hep beğeniler oldu tabii ama yani karşılığını alamadığım biri olmadı. Orta lisede o çocuk sonra çok meşhur bir kaleci oldu. Ünlü bir takımda. Onu söylemeyeceğim tabii kim olduğunu. Neyse ay, ama neden söylemeyeceğim? Çünkü aşkım sonra karısı da seni böyle benle ne alakası var? Niye olay bana geldi? Bir şey söyleyeceğim. Şu anda evli barklı bir insan. ama ne olacak? Platonik sonuçta. Yani daha önce olmuş. Tam ya, geçmiş yıllar çocuğu geçmiş. Çocuğu bir beğeniyorum. Çocuk yıkılıyor. Neyse bir şekilde çocuğu ayarttım ettim. Çocukla ilk böyle çıkacağız. O zaman da cep telefonu yok. İşte şu saatte şu şeyin önünde buluşacağız. Ay o ünlü futbol takımının kalecisi kim? Neyse. Kaç tane kaleci var arkadaşlar? Ben futbolla alakalı pek bir şey bilmiyorum. İki takımda iki tane kaleci olsa. En utandığım anlardan bir tanesi. Çocukla buluşuyorum ve böyle hani arkadaşımdan şey almışım. Sen dedim sweatshirt'ünü bana ver falan işte böyle o zaman arkadaşlarla kıyafet değişimi yapıyoruz falan. İşte o zaman şey var 501 moda Levi's giymişim işte sweatshirt falan yıkılıyorum. Buluştuk neyse işte o pastane önünde böyle hafiften beri yağmur yağıyor. Ondan çocuk da çiçek getirmiş bak böyle buluştuk çocuk verdi çiçeği. Ama platonik o da senden hoşlanıyor önce o zaman. Bir platonikti zorla çocuğu böyle bir ayarttım falanlarla. Ondan bir erkeğin sonra, çiçek vermesi de o platonikten artık çıkmış. Bayağı çıkmış, o da senden hoşlanıyor yani. Buluşmaya geçilmiş. Elim ayağım böyle titriyor. Çocukla böyle yürürken çocuk bana bir şey anlatıyor. İşte diyor ki aslında ben de seni beğeniyordum falan. Çocuk bir süre sonra baktı ben yokum. Ben yerde düşmüşüm. Şaka. Ya hani. Ve yani çamurun içine. Bak meraktan soruyorum. İstersen yok edebiliriz burayı ama gerçekten heyecanla merak. Baş harfini söyle pantolonumun sadece. Pantolonumun hepsi böyle çamur oldu. Girdik o şeyin içine restorana. Benim o pantolonu yıkıyoruz çamurları akıtmaya çalışıyoruz falan çocuktu. Deyip ikinci de gitti. Bitti yok. Melatoniye döndü işte o dakikadan sonra. Ya bir şey söyleyeceğim. Kaç tane ünlü takımın kalecisi olabilir? Ve yakışıklı. Ve yakışıklı. Ve adının başı. Neyse tamam bunu zaten bir dahakine ve ben... Kala kala iki soru kaldı. Çekiyoruz, çektik. Ay inşallah güzel bir sorudur. Bu ne lan? Lahmacunu nasıl yersin? Evet, lahmacunu millet biraz önce dediğimiz gibi ünlüler sanki gaz yapmaz, tuvalete gitmez. Onlar ünlüdür çünkü. Hani sanatçılarda böyle bir şey hissetmeyiz ama lahmacunu sen kendi şeyinden bil. Hani bir şey söyleyeceğim.
Gerçekten bunu merak ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Çünkü insanlar nasıl biliyor musun? Bak abi, dışarıdan... Nasıl yenir? Lahmacuna sıkacaksın hayır, limonu. Hayır, bunu çatal ve bıçakla yiyeni gördük. Bu gözler bunu diyorsun. Bunu çatalla bıçakla yiyeni gördüm. Aşkım, çiğ köfteyi de gördüm. Çatal bıçak olarak ben, kendisi çatal bıçak kaşık olarak bunları kullanıyor. Ben zaten şu tırnaklarım yüzünden zaten artık şey modundayım. Benim lahmacunumu saymayın. Hayır. Ama sende yok. Sen lahmacunu bunda yiyemiyorsun. Sen öyle yapınca senin biliyorsun çatal bıçaktan ziyade bunlar biraz daha dikkat şey çekiyor. Marka söylüyormuşum yine Karacabal. Aşkım yani gerçekten şu... Aşkım kocam sağ olsun. Arada ver de, ne yapalım? Arada ver de hava atalım. Kocam sağ olsun, canım kocam benim deyip hemen son soruya geçiyormuşum. Hiç böyle bir koca bulamadım. Bul. Ben sana bulurum dedim. Sanki büyük çöp çatan gibi hissettim kendimi. Ay çok kötü yerlere gidiyor olay. Ya hiç öyle bir şey olmadı. Son soru kalmış. Mesela lahmacunu sarıyorum, soğanı kırıyorum, sarıyorum. Soğan yiyorsun değil mi sen de? Ay yiyorum ben tabii de yiyorum. Ki. İnsanım insan. Ama aşkım şimdi burada ben 10 kişiye sorsam 10 kişi yemiyor der. Bu kalmış elimizde. Kutu boşa aldı çünkü. Hmm. Sona da o kalmış. En beğendiğin ünlü kim? Kim? Türk mü? Türk de yalvarırım. Türk olsun ya. Benim için fark etmez ama Türk soruyorum. Türk olsun. Bizden olsun. Yerli malı, yurdun malı. Herkes bunu kullanmalı. En beğendiğim Türk sanatçı. En sevmediğini biliyoruz. Ya sevmediğim demeyelim tamam, ona yani. Tamam sevmediğin değil. Yani enerji almadı. Enerji gıcık olduğumu söyledim zaten. Ama en sevmediğim demeyelim. Gıcık olduğum diyelim diye de olayı benden daha ileri Ya ben böyle şöyle politik bir cevap vermiş gibi olmayayım. Ama gerçekten böyle işine emek eden ve yeni nesle örnek olan birçok sanatçı çok saygı duyup çok seviyorum ve takip ediyorum. Ama tabii nesilden nesile böyle örnek teşkil eden müziğiyle, giyimiyle, kuşamıyla falan. Ajda Pekkan desem hani onun için de böyle ölüp bitmiyorum yani. Ama galiba Sezen Aksu ya. Sezen Aksu için ölüp bitiyorum bak. Sezen Aksu. Onu hepimiz şu an Ajda Pekkan, Sezen Aksu bizim için zaten gözümüz kapalı söyleyeceğimiz insanlar. Ha başka mı bulayım aradan yani, çıkartayım? Tamam onları biliyoruz. Yeni nesil hani böyle şey yeni çıkmış olabilir, jenerasyondan olabilir. Erkek olabilir mi? Olabilir tabii ki de. Tamam. Yalvarırım bir erkek söyle bana. O zaman Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan. Evet. Yılmaz Erdoğan. Oo! Bir şey söyleyeceğim. Birazdan İnci Taneleri'ndeki o şarkı vardı ya pavyonda olan. Evet. Onu açacağım. Tamam mı? O şarkı eşliğinde karşılıklı bir dans edebiliriz. Demedik. Dans derken kendim şey yaptım. Modern dans gibi hissettim. Hani dans şeyini pavyon dansı yapabilir miyiz? Ankaralı ya tabii. Ama doğru Ankara pavyon. Ya şimdi, yani yapıyoruz. Ama yani şimdi onu çok güzel yaptılar. Biz niye yapıyoruz çok tekrar? Çok iyi yaptı. Yani ya. Böyle taklitler asıllarını yaşatır bebeğim. Biz kendi dansımızı yapalım. Bir şey söyleyeceğim. O müzik eşliğinde biliyorsun Demet Akalın da çok güzel dans etti. Eder. Ama benim kendine has danslarım da olduğu için başka bir dansı ben taklit etmem. Tamam o zaman sen o şarkıda kendine has bir koreografi bul tamam mı? Ben de kendime has bir koreografi. Sanki aynısını nasıl yapabiliriz zaten de olamıyor. Ben yaparım ama yani bu arada gerçekten çok başarılı bir tanıtım oldu. İnşallah dizi de aynı şekilde başarılı. Yılmaz Erdoğan'a buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Gerçekten şu an heyecanla bekliyoruz yeni dizisini. Çok. İnşallah. Rating rekorları kırar. Kırar ya. Yılmaz Erdoğan gerçekten kalemi muhteşem, oyunculuğu muhteşem bir göz, bir sanatçı. Kendisine hakikaten büyük hayranlığım var. Yani projelerini kaçırmam, oyunlarını kaçırmam, yaptığı ya işleri takip ederim. Ya daha başlamadan farkındaysan yer yerinden oynadı yani nasıl bir şey geliyor diye. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Çok romantik değil mi? Bilmiyorum ki. Çok öyle dramatik istime geldi. O çok... yani şiirleri, tamam, anlat, ses tonu falan çok güzel değil evet. mi ya? Evet. Ne kadar güzel bir anlatım ben dili var. Sevebilme ihtimalini sevdim. Ya evet. Aa arkadan bir ses konuştu. Farkında mısın? Uzun bak, zaman bak. Yılmaz Erdoğan'ı içinden çıkardın adamın. İçinden o çıktı şu anda. Bilmiyorum ben çok beğeniyorum Yılmaz Erdoğan'ı. Herhalde yeterli bir cevap olmuştur evet, diye oldu düşünüyorum. Bebeğim. Ve sorularımızın sonuna geldik. Teşekkür ederim. Aferin.
seviyorum. Senin İyi ki geldin. Senin bu başarılı yayıncılık hayatın da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu arada arkadaşlar, Pınar Kerimoğlu gerçekten ciddi bir yetenek. Dünya çapına taşması gereken bir vizyonu ve kreativitesi gözü olan bir yetenek. Arkadaşım diye söylemiyorum. Modada kendine has, kendine özgün çizgileri olduğu için ben ona çok saygı duyuyorum. Ve böyle enerjik yapısı, samimi ve içten yapısı da bizi dost etti. Evet. Sadece tabii ki bir işle sonuçta sahne insanı olduğum için bizim onlara ihtiyacımız var. Bir de şöyle bir şey aslında bunun yapma amacım Selen'le aslında biz ya da insanların gerçekten samimi, onlar da insan, hani öyle samimi, içten ve eğlenceli insanlar. Hani öyle resmi duvarları olan işte şey değiller. Hep böyle aslında. Bütün zamanımız bizim provalarda, dışarıda. Ama herkesle böyle geçmiyordur. Asla. Asla. Onu ayrı. Ama gerçekten çok samimi. O yüzden ilk önce size Selen'i göstermek istedim. Gerçekten o ön yargıları insanların yıkmasını istedim kafasında. Seni seviyorum bebeğim. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki geldin kız. İyi ki geldin. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.